Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3. sınıf fen bilimleri dersinin 1. ünite örnek soru çözümleri 5. videosuyla karşınızdayım. Hemen sorulara geçelim. İlk sorumuzda dünyanın katmanları görselde verilmiştir. Bu katmanlardan hangisinde canlılar yaşayabilir? Biz hangi katmanda yaşıyorduk arkadaşlar? Görselde verilen bu en dışarıda bulunan katman neydi? Yer kabuğuydu. Biz de yani yer kabuğunda yaşamış oluyoruz. Kara katmanı, hava katmanı, su katmanı ile iç içeyiz. Buralarda yaşamamız zaten mümkün değil. İçeri doğru gittikçe sıcaklık artıyordu. Evet arkadaşlar, şimdi diğer sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda dünyanın şeklinin küreye benzediğini savunan bu ünlü denizci kimdir diye sormuş. Bilgimizi okuyalım. Ünlü denizci dünyanın küreye benzediğini düşünüyordu. Bu düşünceyi ispatlayabilmek için arkadaşlarıyla birlikte gemiyle sürekli aynı yönde seyahat etmeye başladı. Bu denizci yolculuğun sonunu görmese de arkadaşları yolculuğu tamamladılar. Bu yolculukla dünyanın şeklinin küreye benzediğini ispatlayan ünlü denizci hangisidir diye soruyor. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? A seçeneği olacak. Bilgilerde de verildiği gibi ünlü bir denizci. Sürekli gemiyle aynı yönde seyahat ederseniz en sonunda ne olur? Başladığınız yere geri dönersiniz. Bu da dünyanın küreye benzediğini açıklar. Çok önceki seneler yani çok önceki yıllarda dünyanın küreye benzediğini savunan veya dünyanın düz olduğunu savunan veya kareye benzediğini, tepsiye benzediğini farklı farklı görüşler ortaya atılıyor. Tabii herkes kendi düşüncesini savunuyor. Dünyanın küreye benzediğini savunan en büyük ünlü denizcimiz, bilim adamımız da McLuhan veya Meslin oluyor. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi dünyanın şekliyle ilgili bilimsel çalışmalar yapmamıştır. Pisagor yapmıştır, Thales de yapmıştır, Galileo da yapmıştır ama Alexander Fleming diye bir isim duymuyoruz dünyanın şekliyle ilgili bilimsel çalışmalarda. Yani cevabımız C olacak. Diğer sorumuza geçelim. Dünyanın gölgesinin ayın üzerine düşmesi sonucu ay tutulması gerçekleşir. Görselde ay tutulmasının aşamaları verilmiştir. Evet arkadaşlar, sırayla ay tutulmasının aşaması burada gösterilmiş. Bu en sonki görsele baktığımızda bu beyazla görünen, daha çok gri beyazla görünen ay ve dünyanın gölgesi de böyle siyah, küreye benzer bir şekilde ayın üstüne düşmüş, değil mi? Burada sorumuz ne diyor? Ay tutulması esnasında gözlenen bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtlar? Arkadaşlar böyle sorularda cevabın doğruluğuna bakmayın. Yani şöyle tabii ki de işaretleyeceğimiz cevabın doğruluğuna bakacağız ama atıyorum A seçeneğinde mesela ne demiş? Dünyanın katmanlardan oluştu. Evet bu doğru bir şey ama bize ne diyor? Bu durum yani ay tutulması durumu neyi kanıtlar? Sana onu soruyor. O yüzden A seçeneğimiz mesela bize ay tutulmasında bunu kanıtlamaz. Dünyanın katmanlardan oluştuğunu, işte ay tutulması gerçekleşiyor, dünya katmanlardan oluşuyor diye bir kanıtlama yapamayız. B seçeneğinde dünya üzerinde canlıların yaşadığı, bunun da kanıtını yapamayız. Yani biz burada ne dedik? Dünyanın gölgesi küre şeklinde ayın üstünde görüyoruz değil mi? Burada bize bariz bunu göstermiş. C seçeneğinde diyor ki dünyanın şeklinin küreye benzediğini. Cevabımız C seçeneği olacak bize. Burada C seçeneğini kanıtlıyorlar. D'de de ne demiş? Dünyadaki karaların sulardan fazla olduğu. Hayır, zaten bu yanlış bir cümle. Sular karalardan daha fazladır. Sular çok büyük bir kesim oluşturuyor. Diğer sorumuza geçelim. Su ve kara katmanlarının dünya üzerinde kapladığı alan grafikte verilmiştir. Bu grafikte su katmanı mavi, kara katmanı kahverengi ile gösterilmiştir. Evet arkadaşlar, ne demiş burada? Dünya üzerinde kapladığı alan grafikte verilmiştir. Şimdi bu sorularda da az önceki dediğim gibi
Bu grafiğe bakıyorsunuz ve grafikte yukarıda yazılan bilgiyi mutlaka okuyoruz. Kapladığı alan grafikte verilmiş. Bize bu grafikle ilgili buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Yani siz grafiğe bakmazsanız, yukarıda verilen bilgiye bakmazsanız bu cevaplarda doğru bir seçenek olabilir. Aa, ama bu da doğru dersiniz, bu da doğru dersiniz ama cevabı bulamazsınız. Bu grafikle ilgili hangisi doğru? Bize bunu soruyor. A seçeneğinde dünya yüzeyi yalnızca kara katmandan oluşur. Zaten bu yanlış bir cümle. Dünya yüzeyimiz grafikte de gördüğünüz gibi su katmanı kara katmanından oluşuyor. B seçeneğinde su katmanı kara katmanından daha fazla alan kaplar. Zaten grafik neydi? Dünya üzerinde kapladığı alan grafiğiydi bu. O yüzden cevabımız B seçeneği olacak. C seçeneğine de bakalım. Yer kabuğu karalarda deniz tabanlarına göre daha incedir. Hayır, bize bunu kanıtlamıyor. Bu grafikte bunu anlatmıyor. Kara katmanı sadece dağlardan oluştuğu için kahverengiyle gösterilir. Hayır, zaten bu da yanlış bir cümle. Sadece dağlardan oluşmaz kara katmanı tabii ki. Ovalardan, vadilerden de oluşur. Diğer sorumuza geçelim. Şimdi burada diyor ki hava, kara ve su katmanlarını oluşturan yeryüzü şekli tabloda verilmiş. Bize bir tablo vermiş. Bu yeryüzü şekillerinin her birinin ait olduğu alanı çarpıyla işaretleyiniz. Evet, çarpıyla işaretlememizi yapalım. Buzul bizim hangi katmanımızdaydı arkadaşlar? Buzul eriyince hani su oluyor. Evinizdeki buzlardan aklınıza gelsin. Eriyince su oluyor. Su katmanında bulunuyordu. Dağ hangi katmanda bulunuyordu? Dağ kara katmanında bulunuyordu. Ozon tabakası atmosferde yani hava katmanında bulunuyordu. Ovalar bu en çok karıştırdıklarımızdan, öğrencilerin en çok karıştırdıklarından biri. Ova deyince insanın aklına öyle sanki mavi bir yermiş gibi, sanki denizmiş gibi, gölmüş gibi geliyor. Ama hayır, ovalar öyle değildir. Ovalar kara katmanıdır, yeşillikler, işte kahverengilikler falan. Deniz de neydi zaten? Deniz en önemli su katmanlarımızdan biri. Su katmanlarının örnek verilenlerden biri. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Evet, burada diyor ki hava, kara ve su katmanlarına ait özellikler verilmiştir. Bu özelliklerin başındaki rakamları da ilgili alanları yazarak katmanlarla eşleştiririz. Biz ilk önce ne yapalım biliyor musunuz? Yanlarına hangi katman olduğunu yazalım, sonra da numaralarını aşağıya yazalım. Dünyayı çepeçevre saran katmandır. Dünyayı çepeçevre saran katman hangisi? Hava katmanı, değil mi? Atmosfer, yani dünyayı saran katman. Buzulların bulunduğu katmandır. Az önce ne dedim? Evdeki buz aklınıza gelsin. Eridiğini falan düşünün. Yani bu bizim su katmanımızdı. Ozon tabakasının bulunduğu katman, ozon tabakası atmosfer, hava katmanımızdı. Yayla, vadi, ova ve dağların oluşturduğu katman, az önce de söylemiştik. Ne katmanı? Bunu çok karıştırıyorduk. Beraber söyleyelim. Kara katmanı, değil mi? Yeraltı ve yerüstü sularının, zaten bize burada bir ipucu vermiş, su katmanı olacak. Yağmur, şöyle bakalım. Yağmur, kara gibi olayların meydana geldiği katman. Bunu da çok yanlış yapıyorsunuz. Yağmur, kar gibi olaylar. Tabii yani normal olarak aklınıza ne geliyor? Yağmur yağar, kar yağar, su şeklinde işte kar erir, su olur. Su katman diyorsunuz ama hayır. Ne diyor? Yağmur ve kar gibi olayların meydana geldiği katman. Evet, yere indikten sonra su oluşuyor. İşte veya denize iniyor, göle iniyor. Ama onu sormuyor bize. Meydana geldiği katmanı soruyor. Hangi katmanda meydana geliyor? Hava katmanında. Bulutlarda meydana geliyor, değil mi? Uzaydan çekilen fotoğraflarında dünyanın mavi görünmesini sağlayan katman. Hatta biz buna ne diyorduk? Mavi gezegen diyorduk. Neden dolayı diyorduk? Dünyanın dörtte üçünü su oluşturuyor. O yüzden su katmanı diyeceğiz. Canlıların yaşayabilmesi için gerekli olan gazların en fazla bulunduğu katman. Tabii ki de bizim yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürmemiz için bu gazlar hava katmanında bulunuyor. Deniz tabanlarının da oluşturduğu katmandır. Bunu da çok yanılıyorsunuz. Deniz görünce direkt su katmanını atlıyorsunuz ama hayır. Deniz tabanlarında eğer denize gittiyseniz veya atıyorum bir göle gittiyseniz nasıl oluyor genelde?
en dipleri yani ayağımızın değdiği yerler, işte değmediği yerlerde de tabii hani nasıl desem, ilk girdiğinizde böyle ayağınız ya böyle kuma değer denizin içinde ya da böyle taşa değer. Bazı denizler taştır, bazı denizler kumludur. Deniz tabanınız olduğu için size ne diyeceğiz? Kara katmanı diyeceğiz. Evet, şimdi bunları da tek tek aşağıya yazalım. Hava katmanında neler bulunuyordu? Bir hava katmanında bu ay. Pardon. Bir hava katmanında bulunacak. Üç hava katmanında bulunacak. Ve başka var mı bakalım? Sekiz de hava katmanında bulunuyor. Bu hiç bulunuyor. Bir, üç ve sekiz ve altı var. Altı var, onu görmemişim. Şimdi kara katmanına bakıyoruz. Kara katmanında dört var kara katmanı ve bakalım başka var mı? En sondaki var bile, değil mi? Dokuz var. Dokuz. Su katmanına bakıyoruz. İki var. Su katmanı. Beş var. Ve yedi var. Yedi var. Evet, hepsini yazdık mı? Evet, hepsini yazdık. Şimdi sanırım sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Hayır, bir tane daha sorumuz var. Şimdi bakalım. Burada bize ne diyor? Aşağıda verilen cümlelerin başında doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. Evet arkadaşlar, beraber yazalım şimdi. Biz ne yapalım bence? Doğru olana tik atalım. Yanlış olanlara da çarpımızı koyalım. Daha kolay olur bizim için. İç çekirdek dünyamızın merkezinde yer alır. Evet arkadaşlar, iç çekirdek neydi? En sıcak katmandı. En sıcak katmandı. Yani dünyanın en merkezindeki, en içteki katmanıydı. Bu doğru olacak. D harfi yazdık. Yani tik attık diyelim. Dünyanın çevresinde dolaşan ilk kişi Marie Curie'ydi. Hayır, kimdi? Yazalım. Maxwell'ın. Artık nasıl telaffuz ediyorsanız. Bu bilim insanımızdı, değil mi? Soruda da gördük zaten. Buna da yanlış olduğu için çarpımızı koyalım. Okyanuslar, denizler, akarsular dünyanın kara katmanını oluşturur. Hayır. Bakın ne diyoruz? Okyanus, deniz, akarsu. Yani su katmanını oluşturur. Bu da yanlış. Ozon tabakası atmosferde yer alır. Evet. Bu doğru olacak. Ozon tabakası atmosferde yani hava katmanında yer alır. Dünyanın gözlemlenebilir katmanlarının en dış dolanı yer kabuğudur. Hayır. İşte atmosfer bizim en dış katmanımız olacak. Manto yani hava katmanı. Manto yer kabuğunun altında bulunuyor. Evet, manto neredeydi? Tam yer kabuğunun altında ve erimiş kayalardan oluşuyordu. Bu da doğru olacak. Evet, doğru yanlışımızı da yaptık. Cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimeleri kullanarak doğru bir şekilde tamamlayınız. Evet, şimdi zaten bize kelimelerimizi vermiş. Vermeseydi de biz sizle yapardık bence. Ama bakalım. Bilim insanları yaptıkları gözlem ve araştırmalarla dünyanın şeklinin, hep ne diyoruz? Dünyanın şeklinin neye benzediğini savunuyorlardı. Zaten yani doğru olan küreye benzediğini savunmuşlardır. Dünyamız iç içe geçmiş nelerden oluşurdu? Katmanlardan oluşurdu. Dünyamız nokta nokta basık, yanlardan şişkin bir küreye benzer. Nereden basıktı? Hep diyoruz. Alttan ve üstten basık. Ve üstten basık. Evet. Dünyanın yüzeyinin çoğu nokta nokta ile kaplı olduğu için uzaydan mavi görünür. Az önce de açıklamıştık. Su ile kaplı olduğu için hatta dünyaya mavi gezegen diyorlardı. Vadi, yanardağ, mağara gibi yeryüzü şekilleri, vadi, yanardağ, mağara, böyle taş yani ney? Kara katmanından oluşur. Katmanını oluşturur. Evet, dünyamızın atmosfer adı verilen neyle çevrili? Hava katmanıyla çevrili.
Evet, bunları da yaptık. Evet arkadaşlar, sorularımız ve çözümlerimiz bitti. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Anlamadığınız yerleri yorumlarda lütfen yazın. Umarım anlatabilmişimdir ve anlamışsınızdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.